TRT Türk ekranlarındasınız. Bugünle karşınızdayız. Ben Serdar Akdoğar. Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca internet ve sosyal medya eksenli olarak. Bugünün ana konusuysa tabii ki Suriye olacak. Sınıra dayanmış bir savaş var. Ceylan Pınar'la hemen karşısındaki Resulayn arasında Suriye'deki o iç savaş artık o sınırda devam ediyor. Özgür Suriye ordusu Resulayn'daki bir karakolu almıştı geçtiğimiz hafta ve o günden bu yana da orada şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Dün Türkiye'ye getirilen 70'ten fazla Suriyeli'den 10'u Ceylan Pınar'da hastanede hayatını kaybetti. Bugün de benzer durum var. Yine Resulayn'a Suriye savaş uçakları bombardıman gerçekleştiriyor. Tabii ki çok daha fazlası olacak Suriye gündemine ilişkin programda ve tabii ki diğer konularda yer alacak. Bu nedenle hemen başlıklara göz atalım. İlk başlığımız savaş sınıra dayandı. İşte Suriye'yi konuşacağız. Suriye'deki iç savaş gerçek anlamda artık bir başka boyuta ulaştı. 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bir iç savaştan bahsediyoruz ve yanı başımızda devam ediyor. Geçtiğimiz ay Akçakale'de örneklerini görmüştük. Bu kez Ceylan Pınar'da var. Aynı durum sınırda asker teyakkuzda ve tabii ki diğer tarafta çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ardından yeni koalisyon neler getirecek diyeceğiz. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu malum Doha'da kuruldu ve onların yeni planları var. Uluslararası toplum yavaş yavaş tanımaya başladı. Körfez İşbirliği Teşkilatı tanıdı. Arap Birliği dün gece geç saatlerde tanıdı. Ve önümüzdeki günlerde o tanınma süreci devam edecek gibi görünüyor. Peki o geçici hükümet nasıl ilan edilecek? Ve Suriye rejimiyle bu koalisyon herhangi bir şekilde masaya oturacak mı? Herhangi bir plan var mı? Onların hepsini konuşacağız programda. Ardından hamileler aman dikkat diyeceğiz. Önemli bir araştırma var. Ve o araştırma diyor ki cep telefonu çocuklarda hiperaktiviteye neden oluyor. Nasıl neden oluyor? Ne gibi etkileri var? Araştırma nasıl gerçekleştirildi? Ve tabii ki alınması gereken önlemler programda olacak. Son başlığımızsa Messi'yi korkutan savunma diyeceğiz. Dün de programda Messi vardı. Bugün de var. Dün 2012 yılında attığı 59 maçta attığı 76 golle vardı. Bugünse onu korkutan savunma var. Ancak savunma herhangi bir takımın defans oyuncularından gelmedi. Askerlerden geldi. Nasıl bir savunma ve o yüze yansıyan korkunun işte sizlere göstereceğiz programın son bölümünde. Evet, başlıkları aktardık. Detaylara geçeceğiz. Ancak Suriye gündemini konuşurken önemli bir konuğumuz bize eşlik edecek. Hemen kendisini takdim edelim. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Serhat Güvenç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Sizler de programa katılabilir, soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İşte sosyal medya adreslerimiz. Evet, tabii ki Suriye ile Suriye'de de en ilintili, bizle ilintili olarak Ceylan Pınar'la başlıyoruz. Dün yaşananlar bugün de tekrarlanıyor. Ceylan Pınar, Resulayn arasındaki o sınır hattında. Hemen detaylara bakalım, sonrasında Serhat Hocam'la değerlendireceğiz. Suriye jetleri sınırı yine bombaladı başlığı var. Suriye savaş uçakları Türkiye sınırında bulunan Resulayn'ı bu sabah yine bombaladı. Saat 09.50'de Suriye ordusuna ait savaş uçakları Resulayn kasabası üzerinden geçerek 7 bomba attı. Bombalar Türkiye sınırına 500 metre ileriye düştü. Bu sırada halk Türkiye sınırını ayıran demiryolu rayları üzerinde bekleyerek Türkiye sınırına geçmeye çalışıyor şeklinde aktarmış. O 7 sayısı biz yayını hazırlanırken 10'a çıktı. Belki daha da fazla bir durumda. Yayın sırasında tabii ki kontrol edeceğiz. Ancak şu bir gerçek, o raylarda bekleyenler ve yaralılar tabii ki Türkiye'ye geçmeye çalışıyorlar. O panik ortamından bir şekilde, o şiddet ortamından kurtulmaya çalışıyorlar. Ve yaralılardan 4'ü Ceylan Pınar tedavi altına alındı. Biri hayatını kaybetti. Dün de 70'ten fazla Suriyeli gelmişti. 10'u hayatını kaybetmişti. Resulayn'dan gelen bilgilerse çok daha kötü bir manzaraya işaret ediyor. Oradaki sayılar tabii ki muğlak. Hocam, Akçakale'de yaşanmıştı. Şimdi benzeri Ceylan Pınar sınırında var. İç savaş, Suriye'deki iç savaş bizim yanı başımızda devam ediyor. Dün Sayın Dışişleri Bakanı nota verdi bir kez daha Suriye yönetimine. Ancak dünkü eylemlerin bugün de tekrarlandığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunu Akçakale'den farklı kılan bugün de devam ediyor olmasını. Akçakale'dekinin bir kazara düşmüş bir bombanın havan vermesinin sonucu olduğunu düşünmek için yeterli neden vardı, ama bu ikinci gün üst üste ve giderek artan sayıda bombanın atıldığı ve dolayısıyla uçakların sürekli olarak hedef aldığı bir kentten söz ediyoruz. Bir yandan da Akçakale'de havan top mermisi diyorduk. Burada
kasıtlı olarak hani bir pilot tarafından bırakılan savaş uçağıyla yapılan müdahale var. Müdahale var ve daha riskli havan mermisine göre. Çünkü yani uçağın bir hedefe taarruz hızını vesaireyi düşünürseniz ıskalayıp Türk sınırını geçmesi ve orada çok ağır sivil can kaybına yol açma ihtimali yüksek. Yalnız benim beni düşündüren bir şey var. Biz bu Mayıs ayında bizim keşif uçağımızın düşürülmesinden sonra Türkiye sınırına Suriye'den hareketle 5 ila 10 kilometrelik bir mesafeden yaklaşan bütün hava araçlarını tehlikeli addedeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu angajman kuralları uygulanıyor mu uygulanmıyor mu biraz ben onu merak ediyorum. Çünkü bu yani sınırın artık neredeyse Türkiye'nin bitişiği ve 500 metre mesafe diye siz haberi aktarırken anlattınız. Dolayısıyla bu uçaklara yönelik caydırıcı veya bunlara angaje edici herhangi bir önlem faaliyet alınıyor mu bilmiyorum. Dün benim takip edebildiğim kadarıyla haberlerde işte Türk F-16'ları saldırıdan sonra bölgede devreye gezmişler bir süre ama hem sert notaya hem de bu tedbirlere rağmen aslında Şam yönetimi bunu bilinçli olarak tırmandırmaya çalışıyor düşüncesi bende hakim. Top atışına o havan mermilerine karşı anında misliyle karşılık veriyordu ama iş savaş uçağı olunca hani bir başka boyuta taşıma riski belki de söz konusu. O yüzden daha temkinli yaklaşıyor da olabilir herhalde. Hocam. Evet ve bir de yani şimdi havan mermisine işte o havan mermisi atan bataryaya yönelik bir mukabele atışında bulunabilirsiniz ama taarruz yapan uçağa karşı şeyinizi, misillemenizi ne yapacaksınız? Gidip hava üssünü mü bombalayacaksınız? Bunun ima ettiği şey çok farklı olur. Bu ne kadar devam edecek önemli bir gösterge olacak bize ama ben gelmeden yabancı basında şöyle bir baktığımda Golan Tepelerinde de tekrarlanan o hani kazara düştüğü ya da istenmeden düştüğü ifade edilen havan mermilerini düşünürseniz bu muhalefetin az sonra geleceğinizi biliyorum ama muhalefetin toparlanmaya dönük girişimine bir yönelik bir hamle olabilir. Yani İsrail'i işin içine çekmek, Türkiye'yi özellikle son dönemde Türkiye'ye biraz mesafe koymaya çalışıyordu. Türkiye'yi tekrar yoğun biçimde bu iç savaşın bir parçası haline getirerek muhalefeti özellikle İsrail bağlantısı nedeniyle parçalamaya dönük bir girişim olabileceği. Dışmasında özellikle İsrail vurgusu evet, var o konuda. Yani dolayısıyla bu ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu devam ederse tabii bunun bu anlama geldiğini söylemek için daha fazla neden olacak. Tabii ki kaygı yüksek ve sadece hani havan mermilerine, top mermilerine veya uçakların attığı bombalara ilişkin değil, kimyasal kaygı da yüksek. Suriye konusu gündemde olunca ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları var, onlara bakmak gerekiyor özellikle. BBC Türkçe'den bakalım. Gül'den kimyasal silah uyarısı başlığı var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Financial Times'a verdiği röportajda Şam yönetiminin Türkiye'ye karşı kimyasal silah kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Gül, Suriye'nin kimyasal silahlara ve bu silahları taşıyabilecek eski Sovyet sistemine sahip olduğu biliniyor. Bu anlamda bir çılgınlık yapılması ve böyle bir hamleye girişilmesi ihtimaline karşılık hazırlık planları yapılmalı. NATO'nun şu an yaptığı şey de bu dedi. NATO-Türkiye ilişkileri hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle o Patriot konularıyla gündeme gelmişti. Ve bu açıklama ardından geliyor. En net kimyasal kaygı olarak dile getiriliyor. NATO tarafına bakalım. Oradan nasıl bir açıklama? Var yine dünün haberi. Rasmussen, NATO Türkiye'yi savunmak için ne gerekiyorsa yapar başlığı altında. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Prag'da gazetecilere yaptığı açıklamada NATO müttefikimiz Türkiye'yi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapar. Türkiye'yi koruyacak ve savunacak bütün planlarımız mevcuttur. Ve umarım bu yöntem Türkiye'ye saldırıların gerçekleşmemesi için caydırıcı olur dedi. Şimdi Rasmussen'in açıklamaları Akçakale döneminde de vardı ve yine aynı temenni söz konusuydu. Ancak bizim sınırımızın yanı başında bu tür açıklamalar Esad rejimi için pek bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyor. Şimdi bunlar siyasi mesajlar. Yani Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu 63 yıllık bir ittifak ifade etmek zorunda. Bunun nasıl hayata geçirileceği belli ki henüz netleştirilmemiş, kararlaştırılmamış. Esad'ın da NATO'yu bu işin içine çekerek aslında Rusya desteğini güçlendirebileceğine dair bir beklentisi de olabilir. Yani caydırıcı değil belki bu anlamda eğer böyle planları varsa bunlar üzerinde etkili olabilecek açıklamalar olabilir. Ama asıl kaygı verici olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği bu Suriye'nin elinde bulunan kimyasal silahlar ve bunların balistik füzelerle Türkiye'ye yönelik kullanılma ihtimali. Bu 6 ay önce falan ilk kez gündeme gelmişti ve Suriye rejimi
yabancı güçler topraklarına girmediği sürece kimyasal silahlara başvurmayacağını ifade etti. Aslında bu silahların bulunduğunun bir itirafı. Evet, içeride kullanmam ama dış güçlere karşı kullanmaktan da çekinmem mesajı vardı. Şimdi bu bizi bana şeyi düşündürüyor. 91'den beri böyle bir örüntü halinde benzer şeylerle karşılaşıyoruz. 91 yılında anımsarsanız Türkiye ilk defa bu hava savunma füzelerinin balistik füzelere karşı kullanılabilecek Patriot füzelerinin konuşlandırılmasını talep ettiğinde NATO içerisinde çok ciddi çatlak sesler çıkmıştı ve bu Türkiye'nin ittifaka bakışını değiştiren önemli bir dönüm noktasıydı. 2003 yılında Irak işgali öncesinde NATO Genel Sekreteri Robertson o dönem yine aynı tonda ve böyle çok sağlam Türkiye'nin arkasındayız mesajları veriyordu ama bu Türkiye Patriot ve özellikle kimyasal ya da diyelim kitle imha silahlarına karşı kullanılabilecek güçleri konuşlandırmasını talep ettiğinde Fransa ve Almanya baltaladılar bu girişimi en azından o dönemde. Tahmin ediyorum bu 20 yılda herkes dersini öğrendi. Yani ne zaman ne istenirini öğrendi. Dolayısıyla sonuçta bunlar böyle bir risk gerçekten tehlikeli bir boyuta girdiğinde bunlar konuşlandırılacaktır. Zaten bunlar hazırlıkların yapıldığını gösteriliyor. Böyle bir birikim de var, böyle bir deneyim de var. Ama sorun bunlara hakikaten ihtiyaç duyulacak mı, duyulmayacak mı? Yoksa bunlar daha büyük bir askeri müdahalenin habercileri midir? Yine tartışılması gereken konular ama bir risk, bir tehdit var. Şimdi böyle bir tehdit var ve o tehdide karşı Türkiye NATO ile bir şekilde sürekli görüşüyor, değerlendiriyorlar durumu. Dün az önce Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun verdiği notadan bahsettik ve o notayı verirken Suriye'ye ilişkin sorunu dillendirirken Birleşmiş Milletler'e atıfta bulundu ve o atalet durumuna dikkat çekti. Şimdi NATO'da belki o kadar yüksek seviyede olmasa da Birleşmiş Milletler çok tartışılan bir konumda. Suriye muhalefetini konuşmaya geçerken Birleşmiş Milletler'in aslında rolünü konuşmak istiyorum öncelikle. Bugüne kadar şu yaklaşık 20 aya dayanan bir süreç var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten bir atalet söz konusu mu? Şimdi bütün biz Birleşmiş Milletler sistemine haksızlık etmemekte fayda var. En azından Suriye bağlamında yani ne derece işleyen bir sistem olduğu ayrı bir tartışma konusu ama Sayın Dışişleri Bakanı'nın herhalde aklında olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Zaten evet, Başbakan da özellikle dikkat çekiyor. Başbakan da yani bugünün gerçekleriyle uyuşmayan bir yapısı var. Bütün şeyi kilitliyor. Özellikle veto hakkına sahip olması bu. 5 ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan bir sistemden söz ediyoruz ve 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin veto hakkı olan bir sistem. Şu anda Suriye konusunda harekete geçilmesini Rusya engelliyor. Başta Çin ise hani Rusya'nın arkasında ikinci planda, o da engelleyici bir rolde ve sistem geçtiğimiz 20 ayda kilitlenmiş durumda. Rusya Libya örneğinden yola çıkarak ve lider değişikliğini de göz önünde bulundurun. Medvedev ve Putin arasındaki farkları da göz önüne aldığımızda Rusya Birleşmiş Milletler sisteminin ya da Güvenlik Konseyi'nin bir dış müdahaleyi meşrulaştıracak ya da meşrulaştırmasına yol açabilecek şekilde yorumlanacak herhangi bir karar almasını engelliyor. Anımsarsınız bu Akçakale'deki saldırının kınanması konusu bile Rusya son anda yani bir o da Türkiye'yi fazla küstürmeyelim çabasıyla buna izin vermişti. Putin'in Türkiye ziyaretiyle bile ilintilendirilmişti. Dolayısıyla evet Güvenlik Konseyi tıkandı. Şimdi Güvenlik Konseyi'ne rağmen bir şey yapılabilir mi? Bunun örnekleri var. Kosova örneği ama uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu ifade ediliyor. Ama uluslararası sistemin işbirliği bakımından en önemli kurumu şu anda kilitlenmiş durumda. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Rusya etkisine vurgu yaptınız. Şimdi Rusya'nın şu krizde en çok ön plana çıkan ülke olduğu kesin Suriye tarafından baktığımızda ve bugüne kadar hep muhalefete getirdiği eleştiri tek bir muhalefet yok, kiminle görüşülecek ki hani bir çözüm bulunsun şeklindeydi. Zaten aslında Suriye krizinin bu kadar uzamasında iki neden vardı. Biri hep Amerikan başkanlık seçimlerini sizinle de ifade ediyorduk. İşte 6 Kasım bir geçsin sonrasında ne olur şeklinde değerlendirmeler vardı ve Rusya'nın etkisiydi. Şimdi yeni bir koalisyon kuruldu Doha'da ve büyük oranda baktığımız zaman işte o beğenilmeyen çatı örgütün yeniden yapılandırıldığı izlenim ediliyor. Tüm tarafları kapsayıcı bir şekilde. Siz bu yeni yapıdan, Muazzez Hatip Başkanlığı'ndaki yeni yapıdan neler bekliyorsunuz? Rusya'nın etkisini kırma anlamında özellikle. Şimdi bir meşruiyet anlamında eski örgütlenmeye göre daha temsil kabiliyeti yüksek bir
koalisyon olduğu ifade ediliyor. Kendi iddiaları Suriye'nin muhaliflerin %90'ını temsil edebildiklerini ifade ediyorlar. Bu önemli bir oran. Kompozisyonu bakımından daha hakikaten şeye göre, Ulusal Konsey'e göre daha bir çeşitlilik arz ettiği anlaşılıyor. Ve Suriye'de Esad rejimi sonrasına ilişkin de Rusya açısından biraz daha rahatlatıcı bir içerik ve mesaj taşıdığı da anlaşılıyor. Dolayısıyla ve tabii daha bütüncül, daha birlik bütünlük arz eden bir görüntüsü var. Bu ilk etapta Rusya'nın pozisyonunu değiştirmez ama Rusya dışındaki uluslararası destek unsurlarının desteğinin niteliğini ve niceliğini değiştirebilir. Yani siyasi tanıma, işte sürgünde hükümet vesaire olarak kabul etme ve dolayısıyla uluslararası toplumun tanıyan ülkeleri tarafından korunmasını hak eden bir yapılanma olarak görebilir. Ama Rusya'nın tavrını değiştirebilecek şey, bana sorarsanız, hala Baas rejimi sonrası yeni Suriye'de Rusya'nın çıkarlarının ve Rusya'nın önemsediği aktörlerin geleceğinin ne olup olmayacağıdır. Şimdi Yeni Şafak'taki manşet aslında bu anlamda önemli. Geçmişte hani Baas'ın da bazı kalıntıların içinde bulunabileceği yeni bir yönetim tarzından en azından bahsedilebiliyordu. Ama koalisyonunu reddedecek gibi görünüyor. Habere bakalım isterseniz hocam. Yeni Şafak'ta Baas'la müzakere yok başlığı var. 10 maddelik bir yol haritasıyla şekillenen Suriye muhalif ve devrimci güçler Ulusal Koalisyonu, Özgür Suriye Ordusu'nun da dahil olduğu askeri bir konseye sahip olacak. Uluslararası toplum yeni oluşumu tanıyınca alternatif hükümet ilan edilecek. Anlaşmanın en önemli maddelerinden biri 7 muhalefetin rejimle müzakere etmemek konusunda anlaşması, hedef Baas rejiminin yıkılması, yetkililerinin de yargılanacak olması. Yani Esad'a bir güvenle çıkış söz konusu değil, tüm parçalıyla beraber bağımsız bir Suriye hedefi var gibi görünüyor koalisyonun. Evet, şimdi artık ya hep ya hiçe döndü iş. İşaret fişeği, Amerikalıların pozisyon değiştirdiğine ilişkin işaret fişeği seçimlerden önce atılmıştı aslında. Yani Clinton'ın bu yeni muhalefet örgütlenmesine ilişkin görüşlerini biz seçimden bir hafta önce duyduk. Yine aşağı yukarı aynı zamanlarda, tarihin tam hatırlanır mı, İngiltere'nin Esad'a bir teklifi de olmuştu anımsarsanız. Yani bırak gel burada yaşa. Doğru. Diye. Tahmin ediyorum o eşik geçildi. Artık taraflar açısından ya hep ya hiç. Yani o noktaya kadar ya da 10 gün öncesine kadar bağısı da içeren bir yeni Suriye tasarısı daha mümkündü. Ama bugün artık taraflar mutlak kazanımlara, mutlak kaybı, mutlak kazanıma, yani sıfır toplamlı bir oyun oynamaya başladılar. Bu noktaya gelmiş olması, alt alta topladığınız zaman gelişmeleri çok şaşırtıcı değil. Bundan sonra bağısa en azından o kitlesel anlamda yer olmayacağı açık ama Irak deneyimini de düşünürseniz hani bunun da maliyetini akılda tutuyorlardır diye düşünüyorum bu işte. Hesaplar içerisinde muhtemelen o tecrübede vardır. Tabii ki az önce söylediğiniz o Esad'ın tamamen gözden çıkartılması, hani başka bir yöne kayması planlarının, Esad'ın son Rus televizyonuna verdiği son röportajda Suriye'de öleceğim açıklaması da hiç şüphesiz etkilidir. Yani ülkeyi terk etmeye niyetli olmadığı da kesin gibi artık. Yani Yemen seçeneği değil Libya seçeneğiyle karşı karşıyayız gibi duruyor. Şimdi hocam, Libya seçeneği dediniz, Libya konusu özellikle şimdi baktığınız zaman Bingazi'de çeşitlenen, örgütlenen yapıya çok benzediği ifadeleri var yeni koalisyonu. Şimdi koalisyon evet benzerlik gösteriyor bir anlamda ama veya masada en azından taraflar hani aynı masa etrafında toplanmış gibi görünüyor. Üçüncü başkan yardımcısı da bu arada Kürt olacak. Evet. Ama askeri anlamda nasıl bir örgütlenme olacak? O koordinasyon nasıl sağlanacak? O biraz açıkçası tartışılan bir konu. Şimdi bu geçen süre için özellikle Mart'tan bu yana içerideki gruplar çok fazla çeşitlendi. Ve artık sadece Özgür Suriye Ordusu'na oluşmuyor. Bir sıkıntı yaşanır mı? Yaşanır ama benim tahminim, eğer bu işaretleri doğru okuyorsak, muhalefetin hep elde etmek istediği türden silahları galiba bu kez yani ellerine geçecek. Fakat bunun doğru ellere geçmesi yönünde de bir şey var. İnce bir hassasiyet var, ince bir çaba var. Dolayısıyla bu silahlara sahip olan, bu imkan ve kabiliyetlere sahip olan da askeri yapılanmada güçlü olacaktır. Bu siyasi çerçeveyi hazırlayanlar bunun askeri boyutunda kimi tercih edeceklerine de karar vermişlerdir gibi gözüküyor. Özellikle bu cihatçı unsurların Suriye'deki faaliyetleri askeri anlamda öne çıkması, anladığım kadarıyla Batı'nın, özellikle Amerika'nın devreye daha derin ve kuvvetli girmesine yol açtı. Onlar tahmin ediyorum böyle bir
Uçuşa yasak bölge ilan edilemiyor ama fiilen bunu yaratmanın koşullarını sağlayacak silahlarla donatacaklar ve bunlar da ister istemez askeri bakımdan öne çıkacaktır. Kim olacaktır bunu bilmiyoruz tabii. Zaten bu Özgür Suriye Ordusu'nun da yeni yapılanmanın bir parçası olacağı söyleniyor. Öyle ki zaten genel kurulun içinde 22 üyeyle en çok isim katan organizasyon olarak ön plana çıkıyor. Şimdi Özgür Suriye Ordusu demişken çok kısa Suriye bloğunun sonuna yaklaşıyoruz ama iki haber var. İkisini özellikle görmek istiyorum. Bir tanesi İngiltere'den Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları. Diğeri de Özgür Suriye Ordusu'ndan İngiltere'ye ilişkin bir tepki diyelim. Zete'de haber. İngiltere için Suriye'ye askeri müdahale ihtimal dahilinde başlığı var. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir David Richards ülkesinin Suriye'ye askeri müdahale gerçekleştirmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Sınırlı bir askeri müdahale ihtiyacının ortaya çıkabileceğini ifade etti. Özellikle önümüzdeki kış aylarında. Özgür Suriye Ordusu'ndansa İngiltere'ye ilişkin değişik bir bakış açısı var. Radikal de haber. Özgür Suriye Ordusu İngiliz güçlerini düşman kabul ederiz başlığı var. Özgür Suriye Ordusu siyasi danışmanı Bessam Eddade muhalefetle koordineli bir şekilde çalışılmaması halinde Özgür Suriye Ordusu'nun Esad güçleriyle İngiliz güçlerini birbirinden ayırmayarak ikisini de düşman olarak kabul edeceğini belirtti. İngilizlere güvenmiyoruz, Suriye topraklarında bulunma niyetlerini kötü olarak yorumluyoruz diyen Dade, İngiltere'nin rejim çöktükten sonra ülkeyi etnik ve mezhepsel olarak bölmeye çalışacağı iddiasında bulundu. Çok kısa değerlendirmenizi alayım hocam. Bir önceki sorunuza geri döneyim. Aslında hani onu alma beni al, o silahları bana ver ya da beni askeri destek, benden askeri desteğini esirgeme şeyini görüyorum ben bu mesajlaşmada. Yani bu hani silahlar kime verilecek, hangi unsurların öne çıkmasına askeri bakımdan izin verilecek, yolu açılacak diye yorum yaparken karşımıza bu da çıkıyor. Bu da yani ben burada sahada bu kadar zemin kazandım, bunu kimseyle paylaşmam ya da kimsenin hani bunu elimden almasına izin vermemin bir işaretini görüyorum. İngiltere'nin müdahalesi öyle hani tümenlerle falan olacak gibi değildir. Ya işte denizaltıdan füze atarlar ya havadan bombalarlar. Biraz da işte özel kuvveti bulunacaktır. Onlar da yani, o koordine cümlesinde belki de gizli. Evet, yani o aktör, silahlı aktör unsur tercihinin Özgür Suriye Ordusu'nu çok ne diyelim zora sokacak şekilde yapılmaması yönünde bir uyarı olarak okumak mümkün. Bakalım Suriye'de yeni koalisyon önümüzdeki günlerde neler getirecek ama tabii ki bizim odak noktamız şu anda Ceylan Pınar, oradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Gün boyu da TRT Türk ekranlarından takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Suriye'ye nokta koyalım ve gündemin diğer başlığına geçelim. Yani hamileler aman dikkat dediğimiz bölüme. Evet, Dünya Sağlık Örgütü 2011 yılında yayınladığı raporda cep telefonlarının kansere neden olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu, bu konuda araştırmaların yapılmaya devam edilmesi gerektiğini ortaya koymuş. Cep telefonları hep tartışılan cihazlar, teknoloji ürünleri hayatımızda. Sadece tabii ki onlar değil, aslında kablosuz bağlantı sağlayan pek çok üründe aynı sıkıntı yaşanıyor. Amerika'da Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaysa cep telefonlarının özellikle hamilelikte yarattığı tehlikeyi ortaya koyuyor. Önce o araştırmaya bakalım. Cep telefonu anne karnındaki bebeği hiperaktif yapıyor başlığı var T24'te. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre anne karnında cep telefonunun yaydığı radyasyona maruz kalmak bebeğin beyin gelişimini etkileyerek hiperaktiviteye neden oluyor. Profesör Doktor Hugh Taylor, hamile farelerle yapılan araştırmada kafeslerin üzerine cep telefonu yerleştirdik. Yayılan radyasyona maruz kalan farelerin yavrularının daha aktif olduklarını gördük. Hafızaları zayıftı ve dikkat sorunu yaşıyorlardı diyor. Evet, Hugh Taylor'ın açıklamaları böyle dikkat sorunu beraberinde geliyor. Bakalım diğer detayları o ne diyordan. Yine aynı başlık altında Dünya Sağlık Örgütü'nün işte o 2011 yılında yaptığı açıklamayı duyuruyor. Ve Taylor'ın araştırmanın tüm hamilelikler için biyolojik bir temel oluşturduğunu belirterek hamilelere cep telefonu kullanırken dikkatli olmalarını ve cihazı vücutlarından uzak tutmalarını önerdiğini ekliyor. Evet, cep telefonları, kablosuz modemler, bir şekilde kullandığımız akıllı tabletler hep aynı tabanda çalışıyor. Yani kablosuz iletişime dayalı çalışıyor. Bugünün özellikle Türkiye'sinde pek çok anne babanın çocukları sıkıldığında, ağladığında onları susturmak için cep telefonlarını, akıllı tabletleri veya hani bilgisayar küçüğü tabletleri kullandığını biliyoruz. Bu aslında uyarı niteliğinde bir haber gibi duruyor. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Yani biraz
iğneyi kendimize batıralım. Aynı söylediğiniz şeyi biz de yapıyoruz. Yani küçük kızımız cep telefonumuzla, tabletimizle oynamayı öğrendi ve o bize belli bir kafa dinleme zamanı sağlıyor doğrusunu isterseniz. Ama bu cep telefonları sizin de buyurduğunuz gibi çıktığından beri işte ABS frenlerini etkiliyor, uçakların seyri sefer cihazlarını etkiliyor, beyin tümörü yapıyor gibi hep şeylerle karşılaşıyorduk. Bu enteresan bir veri hakikaten, ama yani çok yoğun bir radyasyona kaldığımız doğru ve bunun sonuçlarından biri olması da beni hiç şaşırtmadı. Benim istersen. Bazı arkadaşlarım, en azından çocuk sahibi arkadaşlarımın evde kablosuz modem, işte cep telefonu gibi cihazları kullanmadan eve girer girmez kapattıklarını biliyorum. Hatta yatarken özellikle telefonları salonda bıraktıklarını da biliyorum, ama hamilelerde herhalde daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece kulaklık kullanmak bile yetmiyor olabilir. Yetmiyor olabilir. Yani bu haberden çıkan sonuç en azından o. Evet, dikkat edilmesinde fayda var. Kesinlikle bu araştırmaya hamileler adına özellikle. Şimdi programın başında Suriye'yi konuştuk, uzun uzun konuştuk. Sonunda biraz sıkışmış gibiyiz. O yüzden hemen bir Messi'ye geçelim. Hani o da başlıklarımız arasındaydı. Korkutan savunma demiştik Messi için. Messi Suudi Arabistan'a gitti. Arjantin milli takım kafilesiyle beraber hazırlık maçı için. Daha sahaya çıkmadı. Çıkmadan, daha Suudi defans oyuncularını görmeden öyle bir savunmayla karşılaştı ki neye uğradığını şaşırdı. Detaylar Sabah Spor'da. Messi'ye silah şoku başlığı var. Messi, Arjantin'in Suudi Arabistan'la deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı için gittiği Arabistan'da büyük ilgiyle karşılaştı. Fakat bir o kadar da korktu. Arjantinli futbolcu büyük ilgiyle karşılanırken uçaktan indiği anda büyük bir kalabalığa karıştı. O anlardan birinde Messi'yi korkutan görüntü ortaya çıktı. Askerlerden birinin silahı Messi'nin yüzüne çevrilince Arjantinli yıldız bir hayli korktu diyor. Şimdi fotoğraflara bakalım. O Suudi Arabistan'da yaşanan anlara tanıklık edelim. İşte Messi burada Suudi askerlerin arasında, havalimanından muhtemelen kendisini otele götürecek otobüse ulaşmaya çalışıyor. Ve biraz şaşkın halde. Yanı başında da bir silah var kendisinin yanında. Kendisine eşlik eden askerin elinde. Ve son fotoğrafta İşte o yüz ifadesini görüyorsunuz. Messi'nin neredeyse burnuna dayanmış bir otomatik tüfek ve kendisinin işte o namlunun ucuna bakışı. Hocam. Yani buna çok söyleyecek bir şey yok. Resimler her şeyi anlatıyor, ama bir profesyonel böyle güvenlikçi, güvenlik uzmanı herhalde bir kişinin nasıl korunmaması gerektiğine dair önemli dersler çıkarmıştır bundan. İki şey aklıma geldi, iki özdeyiş. Bir, vur deyince öldür. İki, top geçer adam geçmez. Tam bu. Yani koruduğu kişiyi korkutmak hakikaten bir koruma düzeni açısından önemli bir başarı olsa gerek. Bir daha gideceğini zannetmiyorum ben. Bayağı bir endişelenmiş görünüyor. En azından hani korumada esas, en azından askerliğini yapanlar bilir. Genel olarak o silah hani güvenli olsun diye yürürken bile aşağı doğru namlu tutulur, ama burada farklı bir durum söz konusu Suudi Arabistan'da ve Messi gerçekten korkmuş görünüyor. Sosyal medyada tabii ki dünyada en çok paylaşılan fotoğraflardan biriydi dün. İki mesaj aldık. Messi Suudi Arabistan'da silahlarla karşılandı. Korumalar işi abartmış, yıldız oyuncu biraz korkmuş durumda diyor fotoğrafı paylaşarak Emre Zabunoğlu. Ve diğer sayfada Bahtiyar Manav, Messi Suudi Arabistan'da hazırlık maçında koruma askerler biraz dalgın, Messi şeytan doldurur tadında demiş. Ve Furkan Şanöz de Lionel Messi hazırlık maçı için gittiği Suudi Arabistan'da korunmaya çalışılırken az daha kör kurşuna denk geliyormuş ifadesini kullanmış. Gerçekten de Messi yılın en önemli isimlerinden biri. 59 maçta 76 gol attı. Dünyadaki en önemli rekor Gerd Müller'in bir sezonda bir yılda attığı 85 gole doğru gidiyor. Savunmalar karşısında duramıyor. Kimseden korkmuyor, ama onun da korktuğu anlar varmış. En azından onu öğrendik Suudi Arabistan'dan gelen bu fotoğrafla. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bölümde bir diğer önemli araştırmayı sizlere sunacağız. İngiltere'den, bu kez Duke Üniversitesi'nden, görünmezliğe ilişkin bir araştırma olacak. Hemen bakalım detaylara. Bilim adamları bir nesneyi tamamen görünmez hale getirdi başlığı var. Bir çeşit illüzyon olarak görülen görünmezliği gerçek yapmak için bilim adamları deneylerini aralıksız sürdürüyor. Bu deneylerde artık bilim kurgunun sınırlarına yaklaşılıyor. İngiliz bilim adamları ilk kez bir nesneyi tam olarak görünmez hale getirdi diyor. Ve o arkada gördüğünüz, haberin fotoğrafında gördüğünüz işte o silindirik objeyi görünmez hale getirmeyi başarmış Duke Üniversitesi'nden bilim adamları. Devam edelim oradaki detaylara. 7,5 santim çapında, 1 santimetre kalınlığında bir silindirden bahsediyoruz ve ışık bükülmesi yöntemiyle o görünmezliğin sağlandığı ifadesi var. Ancak yine de bu durum tam görünmezlik sağlamıyor. Işık arkadan görülebildiği için nesnede sadece
bir açıdan bakıldığında görünmez olabiliyor şeklinde haber. Tabii ki bu haberden sonra sosyal medya görünmez olsan ne yapardım başlığı çıktı. Ve tabii ki farklı cümlelerde, farklı düşüncelerde ardı ardına sıralandı. Onlara bakalım son olarak. Nikbin Irmak, görünmez olsaydım vize sınavında ne kadar ders notu varsa açardım önüme. Ben görünmezdim ama notlar görünürdü, bir şey fark etmezdi. Yani demiş Serdar Şah Murat da, görünmez olsaydım konsolosluk ve vize işlemleriyle uğraşmaz, yurt dışı seyahatlerinde sıfır sorun yaşardım demiş. Ben ilkini sorayım size hocam. Yani yanıtını da kendisi vermiş. Yani siz görünmez olabilirsiniz ama notlarınız, sınav kağıtlarınız görünür olduğu için çok getireceği bir şey yok netice itibarıyla. Siz görünmez olsaydınız ne yapardınız? Ben görünmez olmak istemezdim. Onu konuştuk arkadaşlarla. Çünkü hele bu çağda herkes görünür olmak istiyor. Bakın sizin programınız bile tweetler, Facebooklar falan böyle görünür olmaya çalışırken görünmezlik bana biraz çağın şeyiyle, eğilimlerine aykırı gibi geliyor. Bugünün dünyasında o kadar yalnız olmak herhalde pek de kabul gören bir şey değil. Birey adına diyelim. Evet. Şimdi tabii ki bilim adamları araştırma yapıyorlar ama öyle çok fazla teknolojiye ihtiyaç yok. Eğer isterseniz koca bir şehrin içinde kaybolmanız mümkün. Geçtiğimiz aylarda biz size kendisini tanıtmıştık. Louis Bolin. Kendisi Çinli bir sanatçı ve sıra dışı bir sanatçı. O şehirlerde kayboluyor. Hem de hiçbir teknolojik yardım almadan. Programı sizlere veda ederken işte o Louis Bolin'in yaptığı sanatla veda edeceğiz. Ama öncesinde tabii ki Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serhat Güvenç'e teşekkür edeceğiz. Hocam çok sağ olun. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Evet, yarın yeniden TRT Türk ekranlarında görüşünceye dek hoşça kalın efendim.